6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Antakya'da sloganlarla anıldı. Halkların kardeşliği için emperyalizme ve faşizme karşı başları dik cesaretle yürüdüler dar ağacına. Emek ve demokrasi güçleri tarafından Ulus Meydanı'nda yapılan açıklamada Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının mücadelesinin bugün de sürdüğü ifade edildi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yoldaşlarımızın direnişi ve mücadelesi 44 yıldır sürekli büyüyerek ve güçlenerek sürüyor. Bu nedenle 6 Mayıs bizler için asla bir yas günü değildir. 6 Mayıs emperyalizm ve faşizm saldırılarına karşı kendi çıkarları için hepimizin geleceğini karartmak isteyenlere karşı mücadele gününün adıdır. Türkiye'de devrim ve sosyalizm mücadelesinin isyan bayrağı olan yoldaşlarımızı idam edilişlerinin 44. yılında sevgiyle ve büyük bir özlemle anıyor, onların bize bıraktığı mücadele bayrağını kararlılıkla taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bir diğer anma da CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlendi. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık, bağımsızlık uğruna da kanlara boyandık. Yine Ulus Meydanı'nda sembolik dar ağaçları önünde konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu şunları söyledi. Hayallerinde tam bağımsız Türkiye umuduyla yola çıkmışlardı. Dertleri de, davaları da daha adil bir ülke, tam bağımsız Türkiye'ydi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları herkesimin, yani herkesin ortak değeridir. Eğitim İş Sendikası da düzenledikleri basın açıklaması ile Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı andılar. Özgürlük hareketinin çöl gibi büyüdüğü bu dönemde emperyalistler ve işbirlikçileri 12 Mart'ta faşist bir darbe yaptılar. Darbeden sonra 27 Mayıs idamlarının rövanşını almak istiyorlardı. Bunun için de 3 fidanı seçtiler. Eğitim İş adına konuşan Şube Başkanı Suat Sadış şunları söyledi. Kısa yaşamlarına büyük mücadeleler sığdırdılar. Sırtları düşmana dönük ölmediler. Vurmayı da, vurulmayı da, insanlık sevdası uğruna asılmayı da bize vız gelir diyerek karşıladılar.